kıymetli misafirlerimiz. Marmara Üniversitesi Eko... Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz sempozyuma... Profesör Doktor Mehmet Emin Arat'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Emeğin cinsiyet ayrımı olmaksızın üretim sürecine katılmasının ancak toplumsal eşitliğin sağlandığı bir toplumda mümkün olduğu, kadınların gelir yaratan ekonomik faaliyetlerde bulunmalarının ülkenin kalkınmasında ne denli önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kadınların çalışma hayatındaki varlıkları kadar katkıları ve emekleri oranında hak ettikleri üst yönetim pozisyonlarına erkeklerle eşit kriterlere tabi olarak erişilebilmeleri de çalışma hayatında adalet açısından önem taşımaktadır. Kadınların yalnızca çalışma hayatında değil, siyasi arenada da temsil oranının yüksek olması, kamusal karar alma mekanizmalarında söz sahibi olabilmeleri, ülkemizde yaşanan kadın sorunlarının çözümüne doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacaktır. Üniversitemizin 17 fakültesinde 8'inin dekanı kadındır. 11 enstitünün 3'ünün müdürü, 4 meslek yüksekokulunun 3'ünün müdürü gene kadındır. Senato üyelerinin 17'si kadın olup, üst yönetimde kadın akademisyenlerin temsil olanı %30 dolayındadır. Üniversitemizdeki kadın profesör sayısının ülke ortalamalarının üzerinde olması, hiç şüphesiz üniversitemizin uzun yıllara dayanan köklü geçmişinin ve geleneğinin bir ürünüdür. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Aslında bugün haklarını elde etmek, siyasal alanda, ekonomik alanda haklarını elde etmek için mücadele vermiş ve bu mücadelelerde hayatını kaybetmiş olan kadınları anma amacıyla belirlenmiş bir gün. Biz de bu gün vesilesiyle kadınlarımızın, dünya kadınlarının aynı zamanda içinde bulunduğu sorunların aşılması adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. Sorunlara farkındalık getirmek ve çözüm önerileri üretilmesini sağlamaya çalışmak istiyoruz. Aslında kadınlar bir anlamda bugün de biraz sesini duyurmaya çalışıyor. Biz Eskar'ı 2016 Temmuz'unda kurduk. Üniversitemizde köklü ve geçmişi 1883'e dayanan üniversitemizde her alanda kadın sorunlarını gündeme getirecek ve gerçekçi çözüm önerilerini ortaya koyabilecek çok değerli bir akademik birikim var. Bu birikimi disiplinler arası bir organizasyon altında ülkemizin kadınlarının refahını artırmak için akademik çalışmalar yapmak üzere oluşturduk. Toplumda cinsiyet eşitliği anlayışının gelişmesi, kadın erkek eşitliği anlayışının gelişmesi için bir çabamız var. Ekonomik hayata kadının daha fazla dahil olması, kadın istihdamının artırılmasının gereklerini, çözüm önerilerini üretmek gibi bir hedefimiz var. Kadınların ekonomik hayatta eşit ücret almaları, yönetimde de hak ettikleri yerlere gelebilmelerinin önündeki engellerin akademik olarak araştırılması ve politikacılara bu araştırmaların sonuçlarıyla yol gösterici olmak, ışık olmak aslında bizim hedefimiz. Dünya daha iyi bir yer olacaksa bu kadınların talebi, azmi, sabrı ve çabasıyla olacak. O yüzden biz kadın yönetimi, kadın liderliği ve kadın çalışmaları üzerine emek vermeyi çabalıyoruz. Eğer gelebildiysen buraya, o da gençlere bir kere daha hitap edebilmek için. Çünkü onlar yarını, Türkiye'nin yarını temsil ediyorlar. Ve bugün 20. 21. yüzyılda
gençliğiniz olmak çok zor. Zor bir dönemde yaşıyoruz, zor bir dünyada yaşıyoruz. Ama yine de tabii genç olduğunuz için sizin önünüz açık. Birçok şeyler başaracağınıza ben inanmak istiyorum. Teşekkür ederim.